Selamun aleyküm yeniden. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Mesnevi'yi şerh etmek haddimizde değil. Hakkınızı helal edin. Biz sadece okumaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak okuduklarını anlayanlardan eylesin inşallah. Mesnevi kendi dalında bir şiir gibi algılansa da bir hayat manzumesi. İnsanlar kendilerine, hayata, etrafa nasıl bakması gerektiğini öğreten, bence hayatın tefsiri niteliğinde bir eser. Allah cümlemizi bu konuda başarı ihsan eylesin. 300. beyitte kalmışız, onu okumuşuz. 300'den sonra devam edeceğiz herhalde. Allah kimin ruhuna mihenk korsa ancak o kişi yakini şüpheden ayırt edebilir. Diri bir kişinin ağzına bir sıçrayıp girse o adam onun dışarı çıkartırıp attığı zaman rahatlaşır. 319 mu? Özür dilerim. 319'da kalmışız. Bende 311 var. Bir daha orası da mı değil? Kaleyi yıkıp kafirden almış, sonra ona yüzlerce burç ve hendek yapılmıştır. Orada mı kalmışız? Yoksa senin dediğinden gideyim. 319'sa 319 inşallah. Aşağılık kişi dervişlerin sözlerini ve selim kalpli kişiye afsun okumak, onu afsunlamak için çalar. Bu tarafa bak Halit. Burada mı kaldık? Peki. Kusura bakmayın teknik aksaklıktan dolayı. Aşağılık kişi dervişlerin sözlerini bir selim kalpli kişiye afsun okumak, onu afsunlamak için çalar. İnsanlar vardır. Onların işleri insanları kendi heva ve hevesleri için avlamaktır. Av sevdiğine koşar. Eğer avcı maharetliyse avın önüne en sevdiği ne varsa onu koyar. Maharetli avcı avlayacak olduğu şey ne ise onunla alakalı bilgi ve feraset sahibidir. Onun önüne onu koyar. Tavuk buğdaya aldanır. Horoz ise tavuğa aldanır. Koyun yoncaya aldanır. At arpaya aldanır. İnsan kendi zayıflığı noktasında dünyaya aldanır. Dünya haram şehvet duygusu, makam duygusu, mevki duygusudur. Avcı kimi ve neyi avlayacağını kendince tespit ettiyse onun sevdiği en zayıf yeridir. Onun önüne de sevdiğini koyar. Siz dervişleri avlayacaksanız veya insanları kutsal bir şeyle avlayacaksanız
Onların kutsal atfettiği bir şeyle aldatırsınız ve avlarsınız. Allah'ı seveni Allah'la aldatırsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini seveni peygamberle aldatırsınız. Bir dervişi dervişlik hikayesiyle aldatırsınız. Dünyaya aşık olanı dervişlik hikayesiyle aldatamazsınız. Dünyaya aşık olanı dünyayla aldatırsınız. Bir kadına aşıksa bir erkek, onu ancak o kadınla aldatırsınız. Ona yenilir. Bir kadın bir erkeğe aşıksa onunla aldatırsınız. Ancak o ona yenilir. İşte toplumun içerisinde, insanların içerisinde insanların avlamak için çıkan avcılar vardır. Onları iyi sözlerle kandırırlar. Onları dervişlik hikayeleriyle kandırırlar. Onları Allah'la kandırırlar, dinle kandırırlar. Tabii o kanacak olan kimse feraset sahibi değildir. O meselenin yüzeyinde kalmıştır. O yaldızlı laflara kanar. O yaldızlı sözlerin peşine düşer. Onda hal yoktur. Onda hakikat yoktur. Öyle olunca o aldanmaya müsaittir. İşte toplumun içerisinde, insanların içerisinde böyle insanları dervişlikle, sufilikle, peygamberlikle, velilikle, mehdilikle, Kur'an'la, dinle aldatan aşağılık insanlar vardır ki bu aşağılık insanlar insanların mahrem yerlerine dokunaraktan aldatırlar. Birisi bir sabah kalkar ben peygamberim, ben nebiyim der. Öbürkü öbür sabah kalkar ben Mehdi'yim der. Öbürkü öbür sabah kalkar ben Allah'tan emir aldım, bana şu vazifeyi verdi der. Öbürkü basın toplantısı yapar ben Mehdi'yim der. Ve bir şekilde insanları kandırır. Ve bir şekilde insanları afsunlamak, zehirlemek, uyutmak, onları bu noktada akıllarını dondurmak, aklı melekelerini harekete geçirmemek, onların fikirlerini çalmak, fikrini dondurmak, o kimsenin düşünebilirliğini orta yerden kaldırmaktır. İşte her meslekte, her meşrepte, her mezhepte, her dinde bu tip aşağılık insanlar vardır. O iş aşağılık insanlar güzel sözleri çalarlar kendilerine. Papağan gibi güzel sözler aktarırlar. Ama onların o güzel sözleri kalbinde yer etmemiştir. Onların o güzel sözleri kendilerine ait değildir. Kendilerinin fikri, düşüncesi, hali, ahvali değildir o. O bir yerlerden bir şeyler ezberler. O ezberlediğini anlatır insanlara. Onlar ilmi kendilerinin için değil, insanları aldatmak için öğrenenlerdir. Hani Kur'an-ı Kerim bize bunlardan bahsederken onlar Kur'an'ı okurlar ama o Kur'an onların boğazlarından aşağı inmez. Onlar namaz kılarlar ama o namazları onların yüzlerine paçavra gibi atılır der. Hani hadis-i şerifte ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar ama Kur'an-ı Kerim onların boğazlarından aşağı kadar inmeyecek. Ahir zamanda genç, parlak, yumuşak gençler çıkacak. Bu gençler kuzu postuna bürünmüş kurt gibidir. Bir rivayette de devamı var. Benim ümmetimin parasını pulunu yerler der. İşte bunlar insanların paralarını pullarını yemek için derviş sözleri ve derviş davranışları mümince, Müslümanca davrandıklarını beyan edip insanların paralarını üterler orta yerde. Ve insanların şanlarını, şereflerini, haysiyetlerini üterler orta yerde. Erlerin huyu, yani velilerin huyu açıklık ve sıcaklıktır. Oysa bu aşağılık kişiliklerin ve tiplerin ve prototiplerin karşısında Allah'a dost olan Allah velilerinin, Allah yolcularının, Allah adamlarının,
Allah dervişlerinin Allah'a ustat olmayı an ve an gözünü oraya dikenlerin huyları ise açıklık ve sıcaklıktır. Onlar açık gönüllüdür, açık sözlüdür. Onlar dini Allah için yaşarlar. İnsanlar kendilerini beğensin diye konuşmazlar. İnsanlar kendilerini kabul etsin diye vaaz nasihat etmezler. İnsanlar kendilerine para, pul, makam, şöhret versin diye konuşmazlar. Onlar Allah yolunda hiç kimseden hiçbir şey talep etmeden koşarlar. O İsa Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış hemşehrimiz olan Antakyalı Habib gibi koşun sizden ücret istemeyenlerin peşine derler. Allah için yola çıkanların insanların parasında, pulunda, malında, mülkünde, namusunda, karısında, kızında, adamında gözü olmaz. Allah için yola çıkanlar Allah için davranırlar. Onlar insanlar korksunlar, insanlar ümit etsinler, insanlar kendilerini kabul etsinler diye uğraşmazlar. Onlar insanları yönlendirmek ve yönetmek için uğraşmazlar. Onlar devlet kurup devlet batırmak, darbe yapmak, darbelerle uğraşmak için yapmazlar. Onlar hükümetin başı olalım diye uğraşmazlar. Onlar makam peşinde, mevki peşinde değillerdir. Onlar milletvekili olmak için uğraşmazlar. Onlar belediye başkanı olmak için uğraşmazlar. Onlar aman bir partiye girelim, şurada meclise girelim diye uğraşmazlar. Onlar aman şu belediyeden şu ihaleyi alalım, şu devletten buraya biz kandırmaca, hoplatmaca, yutturmaca yapalım diye uğraşmazlar. Allah adamları Allah için uğraşırlar. Sevdaları Allah'a, yürekleri Allah'a, yürüyüşleri Allah'a, bakışları Allah'a, duyuşları Allah'a, dinleyişleri Allah'a, sözleri Allah'adır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak ona ibadet ederiz. Ancak Allah'a ibadet ederiz. Ancak Allah'a boyun bükeriz. Ancak Allah'tan dileniriz. Ancak Allah'ı dileniriz. Ancak Allah'ı isteriz. Derdimiz Allah, yönümüz Allah, yolumuz Allah, içimiz Allah, dışımız Allah, sağımız Allah, solumuz Allah. Ne tarafınıza dönerseniz dönün, Allah'ın veçesi o taraftadır. Allah adamı demek, Allah'tan başka her şeye kör ve sağır demek. Allah adamı demek, Allah'tan başka her şeyi arkasına atmış demek. Onların içleri açıklık, onların içleri sıcaklıktır. Onlardan dolan başlı laflar duyamazsınız. Onlardan insanların anlayamayacağı kelimeleri, cümleleri kurmak anlayamazsınız. Din anlaşılırdır. Din anlaşılmaz değildir. Kur'an anlaşılırdır. Kur'an anlaşılmaz değildir. 5 yaşındaki çocuğun eline verirseniz o Kur'an'ı anlar. 50 yaşındaki insana Kur'an okursanız o Kur'an'ı anlar. 7 yaşındaki çocuk dini yaşar. 70 yaşındaki insan da dini yaşar. 7 yaşındaki çocuk da Allah'a vuslat yolunda koşar. 70 yaşındaki insan da Allah'a vuslat yolunda koşar. Allah yolunda ruhbanlık yoktur. Allah yolunda Allah için makam mevki yoktur. Her şey sıcaklık ve açıklık noktasında devam eder. Eğer bir yerde bir gizlilik varsa, eğer bir yerde örtü varsa, eğer bir yerde kapıların arkasında, pencerelerin arkasında gizli mahvillerde bir şeyler konuşuluyorsa ve oralarda değişik antlaşmalar oluyorsa, orası Allah yolu değildir. Allah adamları Hallacı Mansur gibi asılmayı, Seyit Nesimi gibi derisinin yüzülmesini, Arabi gibi şehirlerden atılmayı göze alanlardır. Onların ne derisini yüzmek korkutur, ne de onları asıp lime lime parça parça edip kanını Dicle'ye atmak korkutur. Allah adamları sözünü esirgemeyen, fiil ve davranışlarını bu noktada
açıkça sergileyen insanlardır. Aşağılıkların işi hile ve utanmazlıktır. Allah'ı sevmeyen, Allah'a aşık olmayan, o yolda yürümeyen, gerçekte dışı yeşil türbe, içi estağfurullah tövbe olanların işleri hile ve desiselerle uğraşmaktır. Onlar utanmazlar. Herkesin içerisinde utanıyormuş gibi davranırlar. Onlar hilekardır. Sabahleyin kalkarlar, bugün mehdilik bize verildi derler. Hilekardır. Ben mehdiyim, paranızı pulunuzu getirin derler. Hilekardır. Bana bu gece göklerin anahtarı verildi, siz evlerinizin anahtarını verin derler. Hilekardır onlar. Olmadan oldum sevdasına düşerler. İnsanları kandırırlar. Kalbimiz temiz derler. Hilekardır. Her türlü hile ve desiseyi insanların üzerine icra ederler. Allah muhafaza eylesin. Dilenmek için yünden aslan yaparlar. Onlar dilenecekler ya, dilenecekleri için sizi korkuturlar. Bak, bu gece hesabını sorarsın. Sana tersten bir dua edeyim de nasıl iflas edeceksin? Bak, sana bir tersten dua ederim, Allah'ın laneti senin üzerine olur. Sen derhal bana şu kadar para getir. Yoksa senin ertesi gün iflas ettiğinin günüdür. Bunlar yünden aslan yapıp insanları korkuyla yönetir, yönlendirir ve üterler. Kendilerini aslan gibi gösterirler. Onlar sözde manevi aslandır. Manevi aslan. İnsanları öyle kendi kendilerini kandırırlar. Onlar böylece kendi kendilerini sanki sufiliğin aslanı, sanki velilerin aslanı, sanki tarikatın aslanı, manevi bir lidermiş gibi kendilerini gösterirler. Ebu Müseylim'e Ahmet lakabı verirler. Müseylemetül Kezzaf vardı ya, ilk yalancı peygamber. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında zuhur etti. O peygamberliğini ilan etmişti Hazreti Peygamber Efendimizin sağlığında. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz dedi ki, benden sonra 33 tane yalancı peygamber çıkmadan kıyamet kopmaz. Birincisi kendi sağlığında çıktı. Kendi sağlığında birinci peygamber çıktı, yalancı peygamber. Demek ki 33 tane daha kendisinden sonra çıkacakmış. Var şimdi kendilerini peygamber ilan edenler. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri buyurdu ki, benden sonra ne bir peygamber, ne bir resul, ne bir nebi gelmeyecektir. Ama o yalancı peygamberler çıkar ortaya. Yalancı mehdiler çıkar ortaya. Tarih boyunca çıkmış, bugün de var. Yalancı veliler çıkar, tarih boyunca çıkmış, bugün de var. Çünkü insanları kandırmanın yolu budur. İnsanlar bir peygamberin nasıl olacağına dair elinde bir ilim olmayınca, ben peygamberim diyenin peygamberliğini kabul ediyorlar. İnsanların elinde Mehdi ile alakalı bir ilim olmayınca insanları bununla kandırıp ütüyorlar. Ben Mehdi'yim deyip televizyonlarda hatunlarla şakkadak kıvıttırıyorlar. İnsanların elinde çünkü Mehdi'nin nasıl olacağına dair bir delil yok. İnsanların elinde velilerin nasıl olması gerekir, nasıl olacağına dair bir delil yok. Öyle olunca insanları aldatmak basit. İki parlak söz, iki iddialı söz o kimselerin aldanması için yeterli oluyor. Ve onlara da
Ahmet lakabı veriliyor. Yalancılıklarını anlamaktan uzak çünkü insanlar. Ebu Müseylim'in lakabı yalancı olarak kaldı. Muhammed'de de akıllar sahibi dendi. O Müseylemetül Kezzab, kezzab yalancı demek. Müseylemetül Kezzab kıyamete kadar yalancı olarak anılacak. O gün yalancı var, bugün yok mu? Bugün de var. Ama o günün doğrusuna El Emin Ahmet ismi verildi. O günün Ahmet'i varsa bugün de o Ahmet'in yolunu ve izini takip eden Ahmet'in emanetini yerine getiren insanlar var. Bir tarafta Müseylemetül Kezzab'ın işini yapan yalancılar, bir tarafta Muhammed-i Mustafa'nın haliyle hallenmeye çalışan Ahmedi veliler. O hak şarabının mührü, şişesinin kapağı halis misktir. Adi şarabın mührü, şişesinin kapağı ise pis koku ve azaptır. O Kur'an ve sünnete uyan veliler, onlar hak şarabının mührüdür. Onlar Mansur şarabının mührüdür. Onlar misk amber kokarlar. Onların kokusu onun kokusudur. Onların rengi Allah'ın rengidir. Onlar Allah'ın boyasına boyanmışlardır. Onların kokusu Muhammed Mustafa'nın kokusudur. Yalancı peygamberlerin, velilerin, yalancı dostların kokusu ise şeytani bir kokudur. Onlar is kokarlar, necis kokarlar. Onların ağızlarından, onların vücutlarından her daim necis gelir. O kokuyu anlayabilenler için Allah bizi onlardan eylemeyip Habibi Mustafa'nın yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Burada hikaye son buluyor. Buradan itibaren Yahudi padişahın hikayesi başlıyor. Bir Yahudi padişah vardır zamanında. Hazreti Mevlana kerameten her dönemde Müslümanların ve insanların aldanabileceği, kandırılabileceği hayatın içerisinden canlı örnekler bize sunar. Yahudi padişah ve vezirin hikayesi de işte böyle bir hikayedir. Bir Yahudi padişah vardır. Ve Yahudi padişah Hristiyanlığa düşman bir kimsedir. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam peygamberlikle vazifelendirildiğinde en büyük zulmü Musevilerden çekmiştir. Bu Musevi halis din noktasında Musevi olanlar değildir. Kur'an-ı Kerim bunlardan bize bahsederken bir hahamlar zürmesinden bahseder. Yoksa kendi dairesinde hususi ve samimi bir noktada Musevi olanlardan veya hususi ve samimi noktada İsevi ve Muhammedi olanlarla bir işimiz yoktur. Burada Hazreti Mevlana'nın tespit ettiği, bizim önümüze sunduğu kimse zalim bir Yahudi padişahtır. Malum Hristiyanlık dini Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oluncaya kadar Hristiyanlar başta İsa aleyhisselam olmak kaydıyla Yahudilerin elinden çok çektiler. O hahamlar zümresi etrafına aldıkları zalim insanlarla Hristiyanları gördükleri yerde öldürdüler, katlettiler, sürdüler. O yüzden Hristiyanlar dinlerini dağların tepesinde, mağaraların içerisinde veya şehirlerin içerisinde ürgüp göremeye gidenler görmüşlerdir. Şehirlerin altında kayalardan oyaraktan
dinlerini orada yaşamaya çalıştılar. İsa aleyhisselam ve havarileri çok eziyet çekti. Hristiyanlar çok eziyet çekti. O günün hahamları, paganist olan Romalıları ve devletleri de kendi yanlarına alaraktan Hristiyanların üzerine çok eziyet verdiler tarih boyunca. Ve bugün Hristiyanlığın en büyük düşmanlarından birisi, gerçekte düşmanlarından birisi Yahudilerdir. Bu noktada Yahudiler aynı zamanda kendisinden sonra gelen Müslümanlara da savaş açıp İslam'la da savaşırlar. İşte bu Yahudilerin içerisinde zalim İsa düşmanı ve Hristiyanları yakıp yandırır bir padişah vardı. İsa'nın devriyle nöbet onundu. Musa'nın canı oydu, onun da canı Musa. Her peygamberin bir zamanı, bir devri vardır. Biz Adem'den itibaren Muhammed-i Mustafa'ya kadar her ne kadar peygamber geldiyse hepsinin de peygamberliğine iman ederiz. Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam da buna dahildir. Onlar da birer İslam peygamberidir, bizim peygamberimizdir. Onların hak olarak getirdiklerine de iman etmekle mükellefiz. Malum ayakta kalan 4 tane büyük kitap vardır. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ahir zamana yakın Zebur'un da, Tevrat'ın da, İncil'in de hakiki kitap olarak yeryüzüne yeniden zuhur edecektir. Ve bu hakiki Zebur'un, Tevrat'ın ve İncil'in bulunduğunu ve bu bulunan kitapların birkaç tane uluslararası güç olan gizli servislerin elinde olduğuna inananlardanım. İnşallah öyle bir zaman gelecek, o uluslararası dünyaya yönetmeye çalışan deccaliyetin güçleri olan gizli servisler bunları kendi elleriyle açıklamak zorunda kalacaklar. Ve bunları açıklayacaklar. Çünkü Zebur da, Tevrat da, İncil de saklı bir şekilde bekletildiğine inanıyorum. Ve bunu muhafaza altına aldıklarına inanıyorum. Ve bunların da İngiliz gizli servisinin elinde olduğuna inanıyorum. Bu benim kendi öngörüm. Bununla alakalı elimde maddi bir delilim yok. Ama bunlar inşallah insanlığın hayrına gerçek bir şekilde sunulacak. İşte Musa aleyhisselamın devri bitti, İsa aleyhisselamın devri başlamıştı. Musa'nın canı İsa'ydı, İsa'nın da canı Musa'ydı. Peygamberleri birbirinden görev ve vazife olarak ayırt etmek mümkün değildir. Hepsi de Allah'ın peygamberidir. Velileri de görev ve vazife olarak birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Hepsi de Allah'ın velileridir. Şaşı padişah Allah yolunda iki tanrı demsazını birbirinden ayırdı. O padişah Şaşı, doğruyu göremeyen bir kimseydi. Şaşı burada fiziki şaşılık değildir. Buradaki şaşı manevi şaşılıktır. Hani Deccal için de denir ki hadis-i şerifte, onun bir gözü kördür. Onun bir gözünün körlüğü onun hakikati görmemesidir. Başka bir hadis-i şerifte Deccal'ın gözleri şaşıdır denir. Buradaki şaşılıktan kasıt manadır. Onun doğruyu görmemesi, doğruyu görememesidir. Her dönemimizde insanız. Hepimizin herhangi bir meselede bir şaşılığı olabilir. Doğruyu görememiş olabiliriz.
hakikati bilememiş olabiliriz. Bu ferasete sahip olamamış olabiliriz. Ve bu şaşılığımızdan dolayı doğruyu yanlış, yanlışı doğru görebiliriz. Elimizde bir mihenk taşı yok ise, elimizde bir Kur'an sünnet bilgisi yoksa zahir olarak, kalbimiz manevi olarak açılmadıysa, kalbimizde Allah'ın nuru ihata etmediyse, o kalbimizin nuru bizde kalp gözünün açılmasına bu noktada açılmadıysa, olmadıysa, o nur içimizde neşü neva bulmadıysa, hakikati görmemiz çok güçtür. Şurada bunun işareti, şurada arkamda yatan kabristanlara en azından görebilmektir. Kalp gözünün açıklığının işareti. Bunun ileriye doğru yöneli buradaki kabristandaki kimselerle konuşabilmektir. Bunun başlangıcı budur. Kalp temizliğinin işareti de budur. Zikrullah halakasında manevi halleri görebilmektir, yaşayabilmektir. Bu alemden, bu dünyadan sıyrılıp başka alemde gözünü açabilmektir. Bu ancak iyi ahlakla ibadetleri yerine getirmekle mümkündür. Eğer kalbinizde bu feraset nuru oluşmadıysa, her an yanılmak, gözünün şaşı olması muhtemeldir. Allah'ı çok zikredenlerin kalbinde zikri veledi oluşur. O zikri veledi o kimseye hakikati anlatır. Allah'ı çokça seven, çokça zikreden, haramlardan uzak duranların kalbine Allah el-alim ismi şerifiyle bir ilim nuru indirir. O ilim nuruyla o kimse kalbinden her şeyin iyisini, doğrusunu, kötüsünü, çirkinini, yanlışını, eksini tespit eder. Bunun adı ilmi ledündür. Eğer kalbinizde bu alamet belirmediyse veyahut da çok iyi bir din bilginiz yok ise şaşırmanız muhtemeldir. Dini çok iyi bilseniz, harika bir din bilgini olsanız ama kalbinizde o Allah'ın nuru oluşmadıkça siz gerçek hakikate ulaşanlardan olamazsınız. Yine de yanılma payınız vardır. Gördüğünüze göre hükmedersiniz ama onun hakikati ayrıdır. O yüzden büyük zatlar, ya Rabbi bizi eşyanın hakikatine ulaştır. Ya Rabbi bizi ilmin hakikatine ulaştır. Ya Rabbi bizi bizim bilmediğimiz senin bildiğin ilmin hakikatine ulaştır. Amin diyerekten dua etmişlerdir. Bu Kur'an'ın deyimiyle Hızır'ın ilmidir, ilmi ledündür. Hani vaktaki Musa bir sohbet esnasında birisi dedi ki, ya Musa, bu dünyada senden daha alim bir kimse var mı? Musa aleyhisselam dedi ki, zannediyorum benden daha alim bir kimse yok. Bu Allah'ın taaccubuna gitti. Musa'yla kelamı kesti. Musa aleyhisselam yana yıkıla Tur-i Sina'ya çıktı. Dedi ki, ya Rabbi, benimle kelamı kestin. Suçum nedir ki ben bundan geri döneyim? Senden affını diliyorum. Sana yalvarıyorum. Hata ve kusurlarımı ört. Beni affet. Yine benimle konuş. Yine benimle anlaş. Yine ben derdimi sana söyleyeyim. Sen beni dinle. Sen benimle kelam eyle. Ey sevgililer sevgilisi, ben yine tozlara, topraklara düştüm. Ben yine bataklıklara düştüm. Ben yine ne hatlar karıştırdıysam, dilim tozlandı, gözüm tozlandı, kalbim tozlandı. Beni bu kirlilikten kurtar. Beni yine de seveceğin, kabul edeceğin, konuşacağın hale döndür deyip, amin deyip yalvarıp yakarmaya başladı. O Erhamer Rahimin olan, Malikül Mülk olan, tevbeleri kabul eden,
dualara icabet eden, bana dua ederlerse dualarını kabul ederim, tövbe ederlerse onları affederim diyen Allah, rahmete, berekete, mağfirete coştu. Dedi ki, ey Musa, hani filanca zamanda sana birisi böyle bir şey sormuştu, sen de benden başkası yok demiştin. İşte bu Allah'a taaccüp geldi. Oysa var dedi. Hazreti Musa dedi ki, ya Rabbi, benim bilmediğim, senin bildiğin ve benim bilmediğim, onun bildiği bu ilim neyse, ben ona tabi olmak isterim. Ben ona derviş olmak isterim. Ben ona mürit olmak isterim. Ben ona talebe olmak isterim. Beni onunla buluştur ya Rabbi dedi. Malum bu kıssa hem Musa'nın Tevrat'ında, hem İsa'nın İncil'inde, hem Muhammed Mustafa'nın Kur'an'ında mevcut. Cenab-ı Hak dedi ki, ey ya Musa, şu denizin kenarına git. Orada benim Allah'ın kullarından bir kulunu göreceksin. Yanına da bir kurumuş, tuzlanmış bir balık al. O nerede canlandı? İşte o Allah'ın dostlarından bir dost, Allah'ın salih kullarından bir kuldur dedi. Cenab-ı Musa yanına sonradan peygamber olacak olan hizmetçisini de aldı. Konuşa konuşa yola koyuldular. Konuşmaktan bir an daldılar. Hizmetçisinin çuvalında, kesesinde bulunan balık canlanıp atıvermişti kendini. Hizmetçi o esnada edep etti, söyleyemedi. Musa Aleyhisselam'ın kelamı bitince ona söyledi. Geri döndüler aynı yere. Baktılar ki bir zat orada yatıyor. Musa Aleyhisselam selamun aleyküm dedi. Ben bunu sufi kıssası olarak anlatıyorum. Kur'an'da bu kıssa var. İncil'de var, Tevrat'ta var. Biraz da sufi dilinden dinleyin bunu. O Hızır Aleyhisselam kendisine selam verene gördü. Dedi ki, ve aleyküm selam ya Musa. Musa Aleyhisselam bir peygamber. İnandı ki tanışmamışlardı. Kerameten onun ismini söyledi. Dedi ki hizmetçisine, yolumuz burada bitti, sen dön geri. Ben aradığımı buldum. Geldi, dedi ki, ben sana talebe olmaya geldim. Ben sana mürit olmaya geldim. Ben sana derviş olmaya geldim. Düşünün ey kardeşler, bir peygamber, dört büyük peygamberden birisi, kendisine Tevrat indirilen peygamber, Allah'ın kelam ettiği, konuştuğu, Tur-i Sina'da buluştuğu peygamber. Şimdi kendimize bakalım. Bir peygamber Allah'ın ilmi ledünüyle ilimlenen bir kimseye mürit olmak için, derviş olmak için uğraşırken biz neredeyiz? Kimin müridiyiz? Kimin talebesiyiz? Neyin peşinden gidiyoruz? Peşinden kitlemiz kim? Hangi noktada, hangi dairedeyiz? Kendimize bakalım. İki kitap okumakla kendimizi ilim erbabı zannediyoruz. İki rüya görmekle kendimizi evliyadan zannediyoruz. İki kelimeyi yan yana getirmekle Mehdi zannediyoruz kendimizi. Allah'la arana kimseyi koyma. Dini ondan mı öğreneceksin? Ya ben dini Allah'tan öğrenirim. Aa, hoş geldin 23 Nisan.
Hiçbir dini kitap okudun mu? Hayır. Evinde hiç Kur'an-ı Kerim var mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Türkçesini dahi okudun mu? Hayır. Bir de diyorlar ki Kur'an kendi dilinde değil, kendi dilinde olsak da anlasak Türkçesini oku, razıyım. Al bir tane bir Türkçe Kur'an-ı Kerim meal oku. Allah ne demiş? Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini hayatında bir sefer sonuna kadar okumayan kimse kendisini din alimi görüyor. Evinde bir tane kısa muhtasar bir hadis kitabı olmayan kimse kendisini din alimi görüyor. Hatta diyor ki bir cerrahtı bunu söyleyen. Hocam hadislerin hangisi sahih dedi. Harikasın dedim ya. Ben şimdi ona. Tabii o büyük ilim ehli biliyor ya. Seni ameliyat etmem lazım dedim. Neden dedi? Senin ameliyata ihtiyacın var dedim. Nasıl yani dedi? Basmaya dedim. Seni yatıracağım şimdi dedim. Bir çak kasatura falçat alacağım. Seni dedim ameliyat edeceğim. Senin hem beyin hem kalp ameliyatına ihtiyacın var. Yaracağım dedim beynini. Alacağım dedim orada. Elektrik dedim beynindeki elektrik akımında problem var. Akımını kesen dedim hücreleri alacağım. Kalbini de ameliyat edeceğim. Açacağım dedim açık kalp ameliyatı. Kalbinde dedim karanlık noktalar var. Onları temizleyeceğim dedim. Bana dedi ki ya sen cerrah mısın? Neden dedim ben yapamaz mıyım ameliyat dedim ben. Hayır olur mu öyle şey dedi. Sen dedim din alimi misin hadisleri soruyorsun bana. Hadis kitabı okudun mu hiç dedim. Kaldı. Hocam sen profesörsün, cerrahsın, ilim adamısın. Sen benden iyi bilmen lazım ki sen yapmış olduğun ilim dalında konuş. Cerrah hadis aliminin yerine geçerse hadis alimi de cerrahın yerine geçer. Cerrah veliliğe özenip ben veliyim derse veli de bakar ona. Der ki bunun kafası yerinde değil. Ameliyata ihtiyacı var bunun. İşte bir peygamber, bir nebi Musa aleyhisselam İlmi ledünnü öğrenmek için Hızır aleyhisselama mürit olurken biz kime müridiz acaba? O zaman bizim ilme ihtiyacımız yok. O zaman bizim Allah'a huslat, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı övme derdimiz yok demek ki. Musa aleyhisselam dedi ki sen bana talep olacaksın ama benim yolum çetindir. Benim yolum acıdır. Benim yolum senin yoluna benzemez. Benim yolumda çile vardır. Benim yolumda anlayamadığın şeylere sabredip susmak vardır. Benim yolumda hikmeti gözetmek vardır. Benim yolumda tabi olmak vardır. Benim yolumda neden, niçin, nasıl yok. Senin yolunda akıl var. Neden, niçin, nasıl var. Benim yolumda ise hikmet var, sabır var, tabi olmak var, itaat etmek var, teslim olmak var. Musa dedi ki ben razıyım. Ben razıyım deyince kalktı Hızır aleyhisselam oturduğu yerden. Kalkarken Musa aleyhisselam onun hızlıca kalktığını fark etmedi bile. Bir anda o oturuyor görüyordu onu. Ama bir anda ayakta gördü. Bir anda onu denizin kenarında gördü. Musa aleyhisselam arkasından koşmaya başladı. Göz açıp kapatıncaya kadar hareketlerini yapıyordu. Musa aleyhisselam hayretteydi. Bir anda nasıl ayakta ben onu gördüm diyordu. Oysa yaşlı ihtiyar piri faniydi. Ayağa kalkması onun bir ritüel gerektiriydi. Ihlaya ihlaya kalkacaktı. Yok. Bir anda denizin kenarında onu görüverdi, koşturdu. Durdu o durduğu için. Musa aleyhisselam elini kaldırdı yavaşça. Ta uzakta gemide açıklarda bir gemi vardı.
Hey gemidekiler, biz burada iki ihtiyarız, bizi buradan alın dedi. Duyulması mümkün değildi. Gemidekilerin onu da duyması mümkün değildi. Sizin Çanakkale Boğazı'nın kenarında durup, hoş orada ses yetişir gürültü olmazsa. Ege Denizi'nin kenarına gidip gözünüzün ucunda bir gemi var. Hey gemidekiler, biz burada iki ihtiyarız, gelin alın deyip denemenize benziyor. Bir deneyin, sizi dinleyeceği duyan olacak mı acaba? Gemidekiler Musa Aleyhisselam hayrette, aklı durmuş vaziyette. Akıl grogi. Stop. Kullanım dışı. O sadece hayrette bakıyor. Dinliyor. Hazreti Mevlana Mesnevi'nin başında dinle der ya. Az önce bir kardeş sormuştu. Dinle ne demek? Dinle bu. Dinliyorsun. Gemidekiler bir filika indirdiler. Küçük bir kayık. Bir tanesi geliyor. Çırt 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 geldi. İndiğini gördüler orada. Böyle çekerken bir baktı ki Musa Aleyhisselam filika kıyıda. Dedi ki hayret etti, bunda bir şey var. Hemen filikaya bindiler, suyun üstünde. Musa Aleyhisselam ayaklarına bakıyor hala da, neden ıslanmadı diye. Suyun üstünden hemen filikaya biniverdiler. Musa baktı ki ayakları ıslak değil. Hızır'a baktı, onun da ayakları ıslak değil. Hemen gittiler, oturdular. Musa teslim artık. Gemi filika bir çekti. Geminin dibindeler. O farkında değil kayığı çeken. O zannediyor ki kaç dakikadır ben kürek çekiyorum. Geldiler, çıt 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 bindiler. Gemidekiler hiç tanımadıkları bu iki ihtiyarı bir hürmet, bir hizmet yedirdiler, içirdiler, banyo yaptırdılar, çamaşırlarını yıkadılar, bir güzel yatak verdiler, onlara yeni temiz çamaşır verdiler, harika bir misafirperverlik gösterdiler. Çok her şey namütenayi güzellikte. Balıkçı bunlar, ağları bir attılar. Balıklar ağa girmek için hopluyorlar. Sıraya girmiş balıklar ağa girmek için. Musa Aleyhisselam bakıyor, normal değil hiçbir şey. Balık ağa kendisi koşar mı? Herkes koşuyor ağa. Av olmak için. Kim av, kim avcı belli değil. Avla avcı birbirine karışmış. Balıklar canhıraş koşuyorlar. Yetişelim. Baktılar ki çocuklar 10 günde avlayacaklarını 1 dakikada avlayıverdiler. Doldurdular kasaları, bereketlendi gemi. Haydi dediler, gidiyoruz şimdi şehre. Tam şehre yaklaşırlarken Hızır Aleyhisselam eline bir balta aldı. Başladı geminin dibini delmeye. Geminin dibini delmeye başlayınca Musa Aleyhisselam bunca iyilik, hürmet, hizmet gördüğü bu kimselere yapılanın hainlik olduğunu aklen hükmetti. Gördüğü doğruydu, hükmü doğru değildi. Dedi ki ya dayanamayacağım dedi. Bunca iyilik gördüğümüz, bizi yedirdiler, içirdiler, misafir ettiler. Yeni elbiseler verdiler. Eski elbiselerimizi yıkayıp elimize koydular. Sen dedi bu adamların gemisini deliyorsun. Dedi ki ya Musa, yolumuz burada ayrıldı. Sen yoluna, ben yoluma. Demedin mi bizim yolumuz acıdır? Demedin mi bizim yolumuz akıl kabul etmez? Demedin mi bu yol akılla hükmedilmez? Demedin mi benim ilmim akla ermez? Demedin mi benim dinim aklın üstündedir? Demedin mi benim Allah'ım senin o kuş beyninle oynamak için dini gönderdi? Kendini akıllı zanneden Ebu Cehillere,
akıllarını yenmelerinin yolunu açtı. Musa aleyhisselam dedi ki dur, yapma, gitme. Ben sana tabi olacağım yine. Dedi ki bir daha yapma. İndiler. Şehri hızla geçerken şehrin dışında bir tane ev yıkılmış. Hemen başladı Hızır aleyhisselam orada harç karıp duvar yapmaya, taşları örmeye. Musa aleyhisselam da başladı çalışmaya. Harç ver, taş ver, tuğla ver, getir götür, su getir. Duvarı yaptılar. Haydi dedi, yürü gidiyoruz. Giderken de baktı çocuklar oynuyorlar orada. Hemen bir el, belinden bir çağ hançeri çıkardı. Yoldan giderken çocuğun birisinin kafasını kesiverdi. Dedi ki Musa, pes ya. Allah'tan korkmaz mısın sen? Boş boş bana bir duvarı tamirat ettirdin. Aç karnına, susuz biz buradan giderken bir de zavallı çocuğu, masum çocuğu öldürdün. Vallahi dedi, senden gidilmez. Yürü dedi, git. Bir daha seni istemiyorum deyince Musa aleyhisselam gene döndü. Bir ağacın önüne durdular, bir su var. Abdest aldılar, oradan namaz kıldılar. Hızır aleyhisselam durduğu yerde durmuyor. Eline bir tane taş aldı oradan, su yolunu kırmaya başladı. Musa aleyhisselam dedi ki ya pes, gerçekten sen muzır bir adamsın. Sen kötülük saçan bir adamsın. Dedi ki Musa Hızır aleyhisselam, burada yolumuz son buldu. Şimdi dedi otur. Ben sana eşyanın hakikatini anlatayım. Beni dinle. Sinirlenme, öfkelenme. Bilir bilmez kendi aklınla hükmetme. Bilir bilmez kendini alim zannetme. Bilir bilmez kendini bir şey biliyormuş görme. Otur dedi şuraya. Oturdu Musa aleyhisselam. Dedi ki o gemiyi deldik. O gemi 6-7 oğlan kardeşti, 7 oğlan kardeşti. Onların ihtiyar bir anne babaları vardı. Orada zalim bir hükümdar vardı. O zalim hükümdar masum bir devlete ve millete savaş açıyordu. Ve o savaş açarken de bütün gemilere el koyuyordu. O gemiye el koyacaktı. O çocuklar da gidip o savaşa katılacaklardı. Zalim bir hükümdara yardım edeceklerdi. Anne ve babaları da aç kalacaktı. Onlara bakıyorlardı. Biz dedi gemiyi deldim ki bizden sonra o hükümdarın askerleri geldi. O şeytanın askerleri geldi. O deccalın askerleri geldi. Baktılar ki gemi batıyormuş gibi gördüler. Amanın gemi batacak, canınızı kurtarın dediler. Yürüdüler gittiler. Su dedi durduğu yerde duruyor. Şimdi o çocuklar gemici ve tamirci. Oraya bir tane tahta çakacaklar, tamir edecekler. Hem o zalim padişahın deccalın askeri olmaktan kurtuldular. Hem de annelerine babalarına bakacaklar. İki duvarı tamir ettik. Yetim bir çocuğun duvarıydı. Babası çok zengindi ve aynı zamanda çok cömertti. Hayır hasaneti bol idi. Ama babası vefat etti. Duvarın içerisinde bir teneke altın var idi. O çocuklar büyüyecekler. O teneke altını bulacaklar. Babaları gibi tüccar ve iyi insan olup babaların zürriyetine ve iyiliklerine devam edecekler. Eğer yoksa o duvar yıkılsaydı zalim dayıları vardı. O zalim dayılar altını bulup har vurup harman savuracaklardı. O çocuğu öldürdüm. O çocuğun annesi babası salih insandı. Oysa o çocuk anne ve babaya uygun bir evlat olmayacaktı. Onu öldürdüm. O çünkü nefisti. Cenab-ı Hak onlara yeniden salih bir evlat verecek. Anne baba o salih evlatla cennetlik olacak. Künkün başına geldik dedi. Künkten abdest aldık. Baktım ki dedi. O suyu künkü getiren, tamir ettiren, o güne kadar ona hizmet eden ne varsa hepsi de cennetin 8. katına çıkmış. Kırdım ki. Hayırlı bir insan, iyi bir insan gelsin künkü yerine yapsın, tamir etsin, o da ehli cennet olsun. Ya Musa, yolumuz buraya kadarmış,
sen benim ilmime dayanamadın. Sen benim ilmi ledünümü kavrayamadın. Buna sabredemedin. Bizim yolumuza sabredenler gerek. Bizim yolumuza zahirle değil, batınla bakanlar gerek. Bizim yolumuza ilmi ledüne müştahak olanlar gerek dedi. Seddarallah dedi. Bir anda gözden kayboldu. İşte şaşırsan Hızır'ın yolunu bulamazsın ve bilemezsin. Şaşı ilmi ledünü anlayamazsın. Şaşı eşyanın arkasını göremez. Şaşı perdenin arkasını bilemez. Şaşı perdenin arkasını göremez. O ilim ilmi ledündür. O sufilerin ilmi olarak anılır. O velilerin, peygamberlerin gizli ilmi olarak anılır. Hani Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri der ki biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden iki ilim aldık, iki heybe. Heybenin önündekilerden herkese saçarız. Ama heybenin arkasından bir şey konuşursam Ebu Hureyre kafir oldu der, beni katledersiniz diyor. Beni katledersiniz. Hazreti Mevlana diyor ki eğer bizim konuştuklarımız Hallacı Mansur duysaydı bizi önce o katlederdi diyor. Hani herkes Hallacı Mansur'un katlini sorar ya, Hazreti Mevlana bizim söylediklerimizi duysaydı bizim zamanımızda bizi önce o katlederdi diyor. İşte şaşı olanlar Allah yolunda gidip Allah'ın nuruyla nurlananlarla şeytanın rengine boyananları ayırt edemezler. Bir görür. Der ki o da insan, o da insan. Hani Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ya ahmak olma. Onu kendin gibi görme. Sakın o da bizim gibi yiyor içiyor zannetme. Ya onun yolu ayrı. İşte o da Allah yolunda bunu ayırt edemedi o padişah. Usta bir şaşıya yürü var o şişe evden getir dedi. Usta çırağına dedi ki git yük oradan o şişeyi al getir. Şaşı o iki şişeden hangisini getireyim açıkça söyle dedi. Usta dedi ki o iki şişe değildir yürü şaşılığı bırak fazla görücü olma. İki, üç görenler. Allah, oğul, kutsal ruh. Üç görüyor kimisi. Kimisi iki görüyor. Kimisi beş görüyor. Kimisi on görüyor. İkilemek şirk. Yürü. Allah'tan başka bir şey görüyorsan hala da tevhide ihtiyacın var. Şaşılıktan kurtulmamışsın daha. Şaşı dedi ki ey usta beni paylama şişe iki. Çünkü şaşı kendi gördüğünü hep doğru görür. Herkesin gördüğü kendince doğrudur. Şaşı iki görür der ki ya ne kızıyorsun ki? İki işte gerçekten. Kör der ki ne kızıyorsun ki? Hani 3-4 tane kör toplanmış yemek yiyorlarmış ya biri öbürküne demiş köfteleri iki iki atma. Öbürkü demiş sen de körsün ben de körüm. Benim iki attığımı nereden biliyorsun? Ben iki atıyorum da demiş o yüzden. Arabi'nin meşhur tarifi vardır ya. Arabi der ki 5 tane körü getirseniz ortaya yere bir fil koysanız. Birisi bacağından tutsa, birisi hortumundan tutsa, birisi kulağından tutsa, birisi kuyruğundan tutsa, birisi göğsünden tutsa, tuttursan desen ki diyor, fil nedir? Bacağından tutan der ki diyor, fil sütuna benziyor. Hortumundan tutan der ki diyor, fil hortuma benziyor.
Kulağından tutan der ki diyor, fil kepçeye benziyor. Göğsünden tutan der ki diyor, fil tepsiye benziyor. Kuyruğundan tutan der ki diyor, fil kuyruğa benziyor. Şaşı böyledir. Fil gerçekte öyle değildir ama öyle görür o kimse. İşte Allah'a da herkes kendi gözlüğüyle değil, kendi körlüğüyle bakar. Biz onu nezaketen kendi gözlüğüyle görür diyoruz. Yok, kendi görlüğü, kendi körlüğüyle görmeye çalışır. Kör ya, ucundan tutar. Allah bizi affetsin. Usta dedi ki, o iki şişeden birini kır. Çırak birini kırınca ikisi de gözden kayboldu. Demek ki senin iki gördüğün kırarsan orta yerde hiçbir şey kalmıyor. La taayyun kalıyor. O her türlü ve her şeyden münezzehtir. O hiçbir şeye benzemez. Şuna benzer dediğin an onun benzemediğini bil. Tenzih et. Tenzih etmezsen bil ki sen de kör ve şaşılardan olursun. Ancak her gördüğünü tenzih eden imanın kemaline ve tevhidin vahdetine ulaşır ve selam. Hakkınızı helal edin. Beni dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah buradan devam edeceğiz. Önümüzdeki ayın 21'inde miydi? Kaç? 21. Önümüzdeki ay Allah izin verirse 27'sinde hac yolculuğum olacak. Allah izin verirse inşallah. O yüzden önümüzdeki ay program burada ayın 21'inde pazar günü. Yani burada bugün Ağustos'un sonu, 3 hafta sonra inşallah pazar günü Allah'tan bir şey gelmezse buradayız yine. Geceniz hayır olsun. Semada buluşacağız. Alkış yok. Selamünaleyküm.